Herkese merhabalar. Yeni bir video, yeni bir proje ile birlikteyiz. Bugünkü projemizde bağda, bahçede, elektrik ihtiyacınızın olduğu her yerde bir jeneratör yani alternatör nasıl yapılır projesi ile birlikteyiz. Gelin detayları birlikte inceleyelim. Öncelikle arkadaşlar 900 watt gücündeki taşlamamla testime başlıyorum. Şu şekilde iki faz arasında makinamı tuttum. Öyle çeviriyorum. İki faz arası tutmuştum. Şimdi ise normal bobinler arası tutuyorum. Hani burada biraz daha gerilim düşük oldu. Hemen matkabımla çevireceğim. Bakalım ne kadar güç alabiliyoruz. Gördüğünüz gibi jeneratörümüzün gücü muazzam. 900 watt gücündeki taşlamayı bu şekilde çeviriyor ve sadece 2 fazını kullandım. Jeneratörüm 3 fazlı. Daha da yüklenebiliriz. 800 RPM'de aldığımız güç bu. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi alternatörümüz taşlamamızı ve ampullerimizi kolaylıkla doyurabiliyor. Bu tarz bir alternatör yapmak için bu videodaki bilgileri dikkate almanız yeterli. Şimdi bir yandan da kaç RPM'de ampullerimizin yandığını göreceğiz. Evet, ben 400 RPM'de ampullerimin ışık saçmaya başladığını gözlemledim. Arkadaşlar şimdi hemen şu şekilde motorum şu anda söylediğim gibi az önce üçgen bağlı. Evet, 77 volt AC alıyoruz. Evet, şimdi alternatörümüzün teknik detaylarını sizlerle paylaşacağım. İlk önce çizmiş olduğum şablona şöyle bir göz atalım. Alternatörüm yıldız bağlı. İstersen buradaki klemenslerinden üçgende bağlayabilirim. Mıknatıs dizilimini ve bobin sarımını birazdan detaylarını hep birlikte sizinle paylaşacağım. Öncelikle burada kritik olan konular var. Bana gelen yorumlarda herhangi bir motor resmi atılıyor. Bununla ben alternatör yapmak istiyorum. Elimde işte benim şu ölçüde mıknatıslarım var. Bu olmaz arkadaşlar. Eğer bu videoyu baştan aşağı düzgün bir şekilde izlerseniz tüm sorularınıza cevap bulabileceksiniz. Öncelikle alternatörlerimizin mıknatıs sıralamasına değinecek olursam, görmüş olduğunuz gibi mıknatıslarım, bakın, bir sıra N, bir sıra S, N, S.
Bu sıralama sabit mıknatıslı alternatörlerde dizilim kesinlikle böyle olmak zorundadır. İkinci bir teknik detay, stator mıknatıs oranı 1/3'tür. Yani buradaki benim statorum 36 oyuklu ise burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sıra mıknatıs olmak zorunda. Yani 3/1 oranında mıknatıs kullanmak zorundasınız. Ben buradaki motorumda N35 tipi, bakın ölçülerimi paylaşıyorum, 40 milim, 25 milim, 10 milim çapında Neodym N35 tipi mıknatıs kullandım. Rotoru tornacıda mıknatıs kalınlığı kadar işletiyorsunuz. Bunu bir tornacının yapması gerekiyor. Bu rotor elde işlenmez arkadaşlar. Bakın elimde bir alternatörden, fabrikasyon bir alternatörden sökülmüş statorun bir bobini var arkadaşlar. Statorumun içerisinde 18 adet şu şekilde, yani U şeklinde, kapalı bir U şeklinde 18 adet bobin var arkadaşlar. Bobinlerimi 0.90 milimetrelik teli 3 kat yaparak sardım ben. Buradaki en önemli konu mıknatıslarınızın ölçülerinin standart olması. Bir motor seçerken dikkat edeceğimiz konu, her 3 oyuğa şu şekilde mıknatısımızı yerleştireceğimiz için, bakın konumu bu olacağı için anlamanız adına dik konuma getiriyorum ve kameramı hemen yaklaştırıyorum. Bakın buradaki her bobinin bir kenarı, bakın burada mıknatısın altında, birinci fazım şu benim bobinimin bir kenarı, mıknatısımızın şu diyelim S kutbu, S'in etkisi altında kalıyor. Bakın ikinci bobinimiz de aynı, S'in etkisi altında. Üçüncü bobinimizin kenarı da S'in etkisi altında. Evet, şablonumuza dikkatli bir şekilde baktığımız zaman, bakın şu benim birinci bobin grubum, ikinci bobin grubum, yani ikinci fazım, şu ise benim üçüncü fazım. Birden girmişiz dörde, dörtten yediye, yediden ona, dizilim bu şekilde. Bobinimin şu birinci kenarı bir numaralı oyukta ise ikinci kenarının dört numaralık oyukta olması demek. Diğer bobinim ise yine bu şekilde bir bobin sardınız. Diğeri ise yine aynı bobini devam ettiriyorsak, ki ettireceğiz, 7 ile 10. oyuk arasında. Tabii ki bakın bu iki bobin birbirine seri bağlı. Bu şekilde 6 tane birinci faz için bobin sarıyorsunuz, 6 tane ikinci faz için, 6 tane de üçüncü faz için, toplamda 18 tane bobininiz olacak. Bakın birinci bobin 2, 3, 4, 5, 6. Bu da standart. Burada yıldız veya üçgen bağlayabilirsiniz. Yıldızda volt artar, üçgende amper artar. Gördüğünüz gibi yıldız bağlantının şekil üzerinde nasıl olacağı anlatıldı. Şu benim yıldız bağlantım. Bu ise adı üzerinde, görselde de göründüğü gibi üçgen, yani delta bağlantımız. Klemenslerin üzerindeki şekli şablon üzerinde anlatmak gerekirse, 3 bobinimin
ortak ucu şu benim birbirine köprülediğim kısım. Burada görmüş olduklarınız ise benim R, S, T fazlarım arkadaşlar. Bu bilgiler ışığında herkes kendi rüzgar türbününü, kendi sabit mıknatıslı alternatörünü kolaylıkla yapabilecektir. Alternatörlerle ilgili teknik detaylar bu kadar basit. Sadece videoları biraz dikkat ederek izlemeniz yeterli. Alternatörlerle ilgili söyleyeceklerim bu videoda bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı, yeni projeler için bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.